Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Teraziler, Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda sizin 10. evinizde parlamaya devam edecek. 21 Haziran'da Yengeç burcunda bir yeni aydı olmuştu. Güneş tutulması da yaşadık ve bu ay Yengeç burcunda ikinci yeni ayı yaşayacağız. 20 Temmuz'da Yengeç burcunda tekrar bir yeni ay doğacak. Dolayısıyla özellikle kariyerinizle ilgili konular, sorumluluklarınız, görevleriniz, ailevi alanlar, ev yuva temaları ay boyunca sizin için öncelikli hale gelebilir. Hemen ayın başında Satürn, sorumluluk gezegenimiz, büyük öğretmen Satürn 2 Temmuz'da Kova burcundan ayrılıp tekrar Oğlak burcuna yerleşiyor. Biliyorsunuz Mart sonunda Satürn Oğlak burcundan Kova burcuna geçiş yapmıştı. Ancak retrosu nedeniyle yıl sonuna kadar Satürn'ü tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerinde misafir edeceğiz. Özellikle 20, Şubat ve Mart aylarında Satürn'ün geçiş yaptığı derecelerde tekrar hareketli olacak ve sizin dördüncü evinizde olacak Oğlak Burcu'nda. Şimdi aslında bazı şeyleri, özellikle ev alanlarınız, yuva konuları, ailevi konular, biraz hani kariyer hedefleriniz, buralardaki sorumluluklar alanında gözden geçirmeler yapmanız, bir şeyleri tamamlamanız, eksikleri şöyle bir değerlendirmeniz yönünde de size fırsatlar verebilir. Hemen ayın başında 5 Temmuz'da Oğlak Burcunun 13 derecesinde. Dolunayla beraber ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması 2020'nin 3. ay tutulması. 4 ay tutulmamız var 2020 içerisinde. Yine 4. evinizde Oğlak burcunda Satürn'ün geçişi yaptığı alanda olacak. Ay tutulması aslında bir tamamlanma, bir dönüşüm anlamına geliyor. Bir farkındalık sürecini işaret ediyor. Ve bu tutulma son 1,5 yıldır yengeç ve oğlak aksında yaşadığımız tutulmalarında sonuncusu olacak. Önümüzdeki 9 yıl artık yengeç oğlak aksında tutulma yaşamayacağız. Şimdi evinizle ilgili konularda sürüncemede kalan bazı şeyler bu tutulmanın da enerjisiyle artık tamamlanabilir. Geçmişten devam ede gelen aileyle bağlantılı bazı konu ve kavramları bu tutulma etkisiyle artık e, sona erdirebilirsiniz. Bu bir e, evin satılmasıysa bir toprak, bir emlağın değerlendirilmesi olabilir veya aileyle ilgili kaynaklar, miras gibi konular olabilir. Bunlarla ilgili konuları da içeriyor olabilir. Şimdi bunlar bu ay tutulmasıyla artık tamamen sonuç verecek gibi görünüyor. E, ailevi konularda anne baba ve ebeve ebeveynlerinizle ilgili konu ve kavramlar, onlarla ilgili bazı sorumluluklar veya onların hayatlarında olan şu anda bazı sıkıntılar da olabilir, sağlıklarıyla ilgili konular olabilir, sizin üzerinizdeki bazı mesuliyetler olabilir. Tüm bunları da bu e, tutulma tamamlayacak ve bunlarla ilgili e, önümüzdeki süreçte belirleyici olacak. Evet, öncü bir tutulma bu. Öncü tutulmalar hayatımızda aslında daha hızlı etkisini gösterir. 13 derece oğlak burcunda olacak lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız e, Güneş burcunuz yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bireysel olarak çok daha güçlü etkiler alacağınızı söyleyebiliriz yine kişisel haritalarınızda önce burçlar özellikle öne çıkıyorsa e, Tabii ki etkiler daha da artacaktır toplumsal alanda da önemli etkilerimiz olacak. E, tüm dünyayı etkileyebilecek bir tutulma dönemindeyiz ve bunun için de bir video hazırladım. Sizler için Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz sevgili teraziler. Evet bu ay Mars ay boyunca Koç burcunda. Sizin için önemli bir geçiş. Aslında Mars'ın Koç burcundaki hareketi 2020'nin en önemli gezegen geçişlerinden birisi çünkü yıl sonuna kadar devam edecek bu. 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da retrosunu yaşayacağız. Bu ay Koç burcunda ileri hareketteki bir Mars tam karşı burcunuzda olacak. E, sizin için de önemli bir süreç. Bir yandan karşıdan gelen bir Mars enerjisi, enerjisi sizin için bir tehdit de oluşturabilir açıkçası. E, özellikle ilişki dinamiklerinize dikkat etmek gerekiyor. Hani özel ilişkileriniz, eşiniz, partneriniz, ortağınız iş hayatındaki rakipleriniz, bazen açık düşmanlıklarınız, bu alanlarda Mars bir e, tehdit unsuru olabilir. Biraz burada enerji geçişi güçlü. Zaman zaman agresyon, tartışma, münakaşa, bir çatışma içerisinde olma ihtimaliniz artıyor. Buna lütfen dikkat edelim. Özellikle bu ay içerisinde, 8 ile 15 Temmuz arasında Mars'ın Şiron'la olan bağlantısı ve Merkür'le yapacağı temas eşinizle bazen aile üyelerinizle bazı konularda münakaşalara, anlaşmazlıklara yol açabilir. Kırıcı olabilir karşınızdaki kişi, biraz sert olabilir, öfkeli olabilir. Daha sakin, daha anlayışlı olmanızda fayda var bu dönemde. Belki aileyle ilgili bir konuyu tartışıyorsunuz. Evinizle ilgili karar vermeniz gereken bir şeyler var. Belki evliliğiniz ve ilişkinizle ilgili veya veya iş ilgili bazı konular var tüm bunlarda biraz böyle mücadele olabileceğini de işaret ediyor gökyüzü 12 Temmuz'a kadar Merkür retrosu devam edecek unutmayın 12'sinden sonra Merkür Yengeç Burcu'nda düzeliyor. Bu da demek oluyor ki 12'sine kadar Merkür Retrosu biraz iletişim sorunları konusunda gündemde. Yani bazı şeyler anlaşım, anlaşmakta zorlanabiliriz. Ya da bir türlü böyle bir kendimizi ifade etmekte ya da karşımızdaki kişiyi anlayıp da bir sorunu çözmek konusunda biraz sıkıntılar oluşabilir. Gecikmeler, ertelemeler olabilir. Yanlışlıklar olabilir. Daha duygusal yaklaşabiliriz olaylara. Bazen sizin kariyeriniz alanında da olabilir bunlar. Yani geleceğinizle ilgili belki iş planlarınız hedefleriniz var birileriyle görüşmeniz gerekiyor, bazı yazışmalar var. Ama 12 Temmuz'a kadar bu randevular, yazışmalar, görüşmeler tam sonuç vermeyebilir veya istediğiniz gibi olmayabilir. Ama 12 Temmuz'dan sonra Merkürün düzelmesi artık hem ilişki dinamiklerinizde hem de kariyer kariyerle ilgili hedef ve planlarınızda daha rahat ilerlemenizi sağlayacak aslında. Yani kendinizde daha iyi ifade edebileceksiniz. Karşıdaki kişileri de daha rahat bir şekilde anlamak mümkün olacak diyebiliriz 20 Temmuz'da yengeç burcunun 28 derecesinde tekrar bir yeni ayımız var kariyer alanımızda doğuyor hem de satürn karşıtlığı etkisinde Güneş satürn karşıtlığının etkinleştiği 20 21 Temmuz önemli günler bir yandan yeni ay doğuyor artık bir karar aşamasındayız aslında kariyer alanımızda ne yöne gideceğimizle ilgili olarak belki bir iş teklifi aldık. Bunu bunun için bir karar vereceğiz. Bir iş kuracağız veya var olan bir işi dönüştüreceğiz. Bazen bitirebiliriz ya da yer değişiklikleri olabilir. Çalışma alanlarımızı değiştirebiliriz. Taşınmalar olabilir. Ev ve yuva alanlarımızda da düzenlemeler yapabileceğimiz dönemdeyiz. Satürn çünkü bizim ev ve özel alanlarımızı özellikle vurgu yapıyor bu yeni ay döngüsünde. Eee Beraber yaşadığımız kişiler, aileyle ilişkilerimiz, ebeveynlerimiz, onların genel olarak yaşam düzenleri veya sizin onlarla olan genel olarak bağlantılarınız, sorumluluklarınız. Şimdi bunları bir düzenleme zamanı ve 20 Temmuz'daki yeni ay gündemimize bunları getirecek ve özellikle Ağustos'un onuna kadar olan süreç daha fazla bu konularla meşgul olabileceğimizi gösteriyor gökyüzü. Evet 28 derece yengeç burcundaki yeni ay kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz veya özel kişisel gezegenleriniz özellikle 28 derece ve yakınlarındaysa artı eksi 5 derece alabilirsiniz bunu bireysel olarak daha güçlü etkiler alabileceğinizi yeni aile beraber söyleyebiliriz. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan burcuna geçiyor. Bir enerji değişimi başlayacak. Güneş 11. eviniz aydınlatmaya başlayacak ve siz de enerji olarak biraz artık bu aile konuları, işte kariyer sorumlulukları, bu alanlardan biraz böyle ayrılıp hayatın tadını çıkarma yönünde daha fazla motive olmaya başlayacaksınız. Biraz eğlenme isteği, biraz sosyalleşme arzusu, arkadaşlarınızla ilgili konu ve kavramlar, aşk hayatı, romantik konular daha fazla yavaş yavaş gündeminize gelecek özellikle ayın son haftasıyla beraber ve bunlar Ağustos'un ortalarına kadar da güçlü bir şekilde önceliğimiz haline gelebilir sevgili teraziler. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir ay dilerim hoşçakalın. Sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.